ikimiz de çok mütevazı çocuklar olduğumuz için sanki Mesut Süre'ymişiz gibi birbirimize doğru aman ben daha uzun görünmeyeyim, ben daha uzun görünmeyeyim diye bir de eğiliyoruz birbirimizi öperken. Ya ben sana doğru eğiliyorum, ben sana doğru eğiliyorum. Harikulade değil mi? Şu saçını niye böyle yapıyorsun? Hakkı bunu hep sormak istiyordum. Bu yeni moda. Öyle mi? Evet, yeni sen moda. Gençlerden kulak asacak bir adam değilsin ki. Yok, kulak asmıyorum zaten. Ha. Aynada gördüğüm şekil yıllardır hep kötü, hep kötü. Her sene de böyle bir moda çıkıyor, saç modası. Ben de bu sene buna uydum. Belki bunda birazcık daha iyi gözükürüm. Güzelsin. Abi. Peki, bir şeye hayret ediyorum. Senin koyduğun Instagram videolarında böyle bir anda böyle ya sen ekibinden birisi şöyle dönüyorsunuz bir yerde yalnızmışsınız gibi filan. Sonra bir dönüyorsunuz baba binlerce kişi var. Evet. Cep telefonlarını açmışlar böyle ışıklarını filan. Diyorum baba bu ne stadyum konseri gibi. Hayt sonra bir karizmatik bakış yine falan. Sonra ne oluyor? Gecelerin nasıl geçiyor? Onu, yani hep yalnızlık, hep mi yalnızlık? Yani aslında kalabalıklar içindeki yalnızlığı demek istemiyorum. Böyle bir şey bağlamayacağım o kadar abi ama şöyle ama şöyle bir durum var. O yalan onlar. Yalan. Tabii tabii. Nasıl normalde yani kendi konserimizde de yapıyoruz bunları ama böyle büyük festivallerde şimdi o kadar büyük isimler geliyor ki festivallerde. Doğal olarak da üniversite öğrencileri ya da işte bölge halkı direkt olarak o konser alanı doluşuyor. Ne yapıyor? 10.000 kişi, 15.000 kişi. Sen de kendi konserinin sonunda nasıl olsa eğlenecekler ve şu şekilde eğleniyorlar. Aa bu insan da kim çıkacak acaba falan durumda eğlendikleri için. Diyeceğim. Ben de diyorum ki aa bu kadar kalabalık, eğleniyorlar da. Hani benim bütün bu arada yani bütün demeyeyim de bütün yani çok ayıp olur. Bazı arkadaşlarımız da yapıyor bunu. Hani sanki o kadar bin insan ona gelmiş gibi video çekiyorlar. Dedim ben neden yapmayayım? Bir döndürüyorum kamerayı 15.000 kişi alkışlıyor. İnsanlar da diyor ki Instagram'da vay be adam bir konser veriyor 15.000 kişi gidiyor. Halbuki bana değil onlar yani. Bunu da niye söylesem televizyonda böyle bir şey işte. Öyle değil tamamen tevazu gösteriyor. Tamamen mütevazılık bu başka bir şey. Şimdi ikimizin de bunu tabii ki benim katıldığım Babala TV içerisindeki evet. Pinch programında ben seyrettim. Hakikaten kendimi hiç öyle görmedim. Çünkü sen yapıyorsun üstelik montajı. Ben yapıyorum montajı evet. Böyle beni kesmişsin. Ben su altında konuşuyor gibiyim. Su altında hiç nefes almadan. Bunu daha önce de söyledim. Ve bunu yerleştirdin insanlara. Yani ben dünyada senin gibi başka bir YouTube yayını olduğunu sanmıyorum. İnsanlar kesiyor. Fakat sen herkese belki seyircine olan saygından... Diyorsun ki ben sana özünü veriyorum. Ben sana ne gerekiyorsa onu veriyorum. Espri mi? Al abi espri. Espri dışındaki ehem, öhem, kem, köşk hiçbir şey yok, yok diyorsun. Evet. Ya bu aslında saygıdan öte bir de şöyle bir durum var abi. Çok tüketimci artık yeni nesil. Yani bir de YouTube dediğimiz mecrada hani televizyonda öyle bir şey yok. Yan tarafta başka kanalı önermiyorlar. YouTube'da öyle bir sıkıntı var. Bizi izlerken bak boş ver bunu buna gel falan gibi bir durum da olduğu için YouTube'da. Nefes aralarını dahi kesmemizin sebebi bir saatlik, bir buçuk saatlik programlar yapıyoruz. Ve arada nefes arası verirsek ya çok da yoruldum şöyle bir es vereyim dediğimiz anda... Ya bu yan taraftaki neymiş? Çok da enteresan başlıklar oluyor. Ben bile kendi videomu izlerken başka videoya geçebiliyorum. Onu da deneyimlediğim için o kadar enteresan başlıklar var ki abi çünkü. O vakti sanki öyle uzun bir vakit değilmiş de 5 dakikalık bir vakitmiş gibi göstermek için böyle bir montaj tekniğine başlıyorum. Çok zor iş. Evet. İşin çok zor. Hakikaten çok zor. Çünkü bir de tabii ki hep tartışılan bir rating meselesi vardır. Yani neredeyse 30 yıla yakın. Türkiye'de bir reyting alınıyor. Fakat işte bunlar biliyor. Seyircilerimiz de artık bundan emin. İşte şu anda sanıyorum ki sayısı 4000 kişi olan, daha doğrusu 4000 people matter ailelerde duruyor. İşte onlar bir takım şeylerle, şekillerle bu doneleri veriyorlar. Bu dataları, rakamları veriyorlar filan. Fakat sen de bir yayın açıldığı anda, bir videon yayına konulduğu anda sen artık matematikle ilgilisin. Tabii. Tamamen. Ve koydun anında sonuç. Ertesi gün filan da değil. Ve sonra bekliyorsun, sayıyorsun ve hakikaten mecran çok zor. YouTube çok zor. Çünkü sen ne kadar kendi kalitende, kendi öz denetiminle, kendi etiğinle bir şey yapıyorsan da çevrende sana yaklaşanlar, seninle yarışanlar, onlar hiçbir kural tanımıyorlar baba. Tabii. Dolayısıyla onlarla yarışıyorsun ve sonuçta rakam konuşuyor. Bu kim diyorsun? Aa diyor onun şu kadar diyor abonesi var diyor. Aa bu kim diyorsun? Bu ne rezilliktir diyor. Ho 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 şu kadar milyon seyredildi diyor. Bununla yarışmak ve buna rağmen kendi ahlakını muhafaza edebilmek çok zor. İlk başta tebriklerimi ve hayranlığımı
bu genç adama ifade etmek istiyorum. Şimdi nasıl bir adam görelim bakalım YouTube'undan görüntüleri. Ne devamlı? Şimdi duymuyor mu izleyici? Giymeyeceğim abi gömlek ya, bu çok hoşuma gitti. Festivallerde insanı böyle bir havaya sokuyor. Şarkı söylüyorum 15 bin kişi zıplıyor abi, sen bunu çok yaşıyorsun. Az önce söylediğim kadar. Rock rock 15 bin kişi zıplıyor, hadi abi konser koyuyoruz. Sevgili Muazzur Pinch izleyicileri, çok enteresan bir şey oldu gerçekten. Bildiğiniz gibi Manuş Baba konuğumuzdu. Kalben de konuğumuz olacaktı ama Kalben dedi ki Manuş Baba oradayken ben de bir şarkı söyleyeyim. Doktor bilgilik yok. Ben de tam sizden kazanırsanız bana bir otopark mı olacak? Çünkü zor. Medya işi biliyorsunuz. Ne zaman batacağı belli olmaz. Ezel diye bir rap şarkıcısı var. Tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Takip edebildiniz mi? Duydum. Şu anda hapiste. Sebebi de şu. Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiğini iddia etmişler. Gözaltına alıp sonrasında tutuklamışlar. Seda Sayan, herkesin izlediği bir programda Vururam Seni diye bir şarkı okuyor. Bu insanları cinayete teşvik etmiyor da. O çocuk şarkısının bazı yerlerinde belirli cümleler kullanınca uyuşturucuya mı teşvik ediyor? Sizce bunda özgür bırakılmamalı mı insanlar? Gençlerin bu seçimde önem veriyorsunuz. Dur. Cesaretini tebrik ediyorum. Ya, bir kere bunu bir medya kuruluşu bile yapmadı. Böyle dolu dolu ve bu soruların sorulabildiği programları herhangi bir medya kuruluşunda bile görmedik. Ve kendi girişiminle, kendi stüdyonda genç bir adam olarak Binali Yıldırım'ı şimdi gördük. Meral Akşener'i, Ekrem İmamoğlu'nu, Mehmet Özaseki'yi, Temel Karamollaoğlu'nu konuk ettin. Ve tabii ki bir de babacığın emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'u da konuk ediyorsun. Yani baya baya siyasete giriyorsun. Ve kendi tarzında. Tabii. Kendi tarzında sorular sorarak. Ve seçim öncesi. Çünkü aslında insanlar, gençler özellikle çok sıkılmıştı bu seçim muhabbetlerinden. Bravo. O kadar çok kısa sürede o kadar fazla seçim oldu ki. Diyorsun ki çocuğa bu adaya oy verecek misin? Ya da kimi destekliyorsun? Ne adayı? Adı ne onun? Parti evet, yok bravo. Mu? Bir parti üzerinden gidiyordu her şey. Belediye seçimlerinde de olsun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bravo. De olsun. Yani cumhurbaşkanlığı seçimi dediğiniz şey Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek insanın o koltuğa oturmasıdır. Belediye başkanlıklarında da konu iller ve illerin gereksinimleriyle ilgilidir. Ama baktık ki gençler yalnızca bir parti ismi üzerinden gidiyorlar konuya. Ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de sadece bir parti üzerinden oy verecekler. Belediye başkanlığı seçimlerinde de. Biz de davet ettik, sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Kendi üslubumuzca gençlerin daha kolay, daha sıkılmadan anlayabileceği bir üslupla konuştuk. Soruları verdin mi? Yok, bir kişiye verdim sadece soruları. Peki söyleme. Söylemem tabii. Ama soruları versen bile sorular sağlam. Sağlam çünkü birazcık orada bir manipüle durumu söz konusu. Nasıl yani? Yani şöyle, yıllarca Beyazıt abinin yaptığı bir şeydir bu aslında. Hmm. Hani konuk önce geldiği anda, ya nasıl süpersiniz siz, kurban olurum size falan filan. O bütün duvarlar yıkılıyor, çok rahat bir yere geldik dediği anda tak 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 tak. Evet bravo, sonra öyle yapıyorsun. Tabii. Giderken de kaçıyorum zaten. Hani hoşçakalın. Hoşçakalın, sağ olun, çok acil başka bir çekim var deyip kaçıyoruz ki sonrasında bir polemik çıkmasın diye. Ama güzel sorular ve tabii ki bizim memleketimiz 12 Eylül'ü yaşadı. 12 Eylül'den önce insanların yahu bir şey olsun da şu kan gölü dursun, şu ölen gençler, bu her gün 30 kişi 40 kişinin özellikle gençlerden her gün 30-40 kişiyi yitiren Türkiye bir şey olsun dedi ve gençler politize olmuştu. Daha sonra 12 Eylül darbesiyle birlikte ne oldu bu sefer? Apolitik bir gençliğe doğru. Sonra 2000'li yılların başında tekrar bir şeyler değişti. Daha sonra Gezi olaylarıyla beraber tekrar bir şeyler değişti. Ama velakin mesele gençliğin politize olması ya da tamamen apolitik olması değil. Mesele kendi vatanından haberdar olan bir gençlik. Aynen. Ha ister politize olur, ister bir görüşün, bir partinin militanı olur, ister sadece oy kullanarak vatandaşlık ödevini yapar. Ama her halükarda bir kısım genç çok politize, bir kısım gencin dünyadan haberi yok. Bu olmaması gereken bir şey. Dolayısıyla senin yaptığını ben büyük bir hizmet olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu mecrayı, yani bu çocukların belki hiç adını bile duymak istemedikleri bu mecrayı, siyaset mecrasını kendi mecrana sokarak aslında büyük bir hizmet yaptın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü genel olarak sosyal medyada da bir sahtecilik durumu söz konusu ya. Hani biraz önce anlattığım konser videosuna kadar aslında insanlar ne der diye paylaşıyoruz her şeyi. Bravo. Fotoğraflarımıza o yüzden çok fazla efekt atıyoruz ve maalesef bu artık yalnızca
fotoğraf paylaşmakla, kendi görüntümüzle, kıyafetlerimizle alakalı olmamaya başladı. Hmm. Şuna döndü olay. Twitter'da bu çok konuşuluyorsa ben de bunu konuşayım. Ha bu çok destekleniyorsa ben de bunu destekleyeyim'e döndü. Yani insanların birazcık daha politik bilgilerini ya da vatandan milletten haberdar olmalarını sağlamaya çalışırken yanlış bir yere evrildi. Birazcık da onu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ben izleyici sorularının %90'ını soruyorum gelen konuklara ki şunu söylesinler. Hani taraftarlar kendi taraftarı oldukları insanı izlemeyi çok istiyorlar. Çok da seviyorlar bunu. Ama ben bunu her zaman şöyle görüyorum. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Yani sen zaten desteklediğin adımı daha fazla destekleyebilecek bir şey yapamazsın onu izleyerek. Ama ben o insanı, onu desteklemeyenler izlesin istiyorum. Kendi fikirleri olsun istiyorum. Annem böyle dedi, o yüzden buna oy vereceğim. Babam şöyle dedi, o yüzden benim politik görüşüm şu demesinler. Kendi fikirleri olsun, bir şeyler uyansın diye aslında o yayınları yaptık. Bir de şunu söylemek istiyorum tabii ki. Yani aslında bir yandan söyleyeceğim, bir yandan da soracağım. Neden? Evet. Çünkü aslında herkesin tarif ettiği şekilde YouTube alanı ya da başka bir mecra, her neyse, internet üzerinden diyorlar ki, bana da söylüyorlar ve sen de bunun içindesin. Ya Okan'cığım sen bırak işte bu konvansiyonel medyayla uğraşmayı, işte bu işe girsene, yani orası tamamen özgür. Bir, orası tamamen özgür değil. Değil. Kendi şeyleri var, senin bir sözün var. YouTube bir kuyudur. Bu Hürriyet'le yaptığım bir röportaj 9-10-2018. O kuyuya düştükten sonra çıkması kolay değildir diyorsun. Evet. Ve burada diyor ki sana, aa tamamen özgürsün falan. Bir kere, nesi özgür diyorum falan. İstediğin kadar küfredebilirsin. Yahu ben yayında zaten küfretmiyorum ki. Yani YouTube yayınına başlayıp küfür mü edeceğim lüzumsuz yere? Birincisi bu. İki, aa orası çok özgür, çok tehlikesiz. Hayır öyle bir şey değil. Bu topraklarda yaşıyorsun. Bu ülkenin sınırları içinde yaşıyorsun. Ve aslında bir medya kuruluşunda olmak daha emniyetli. Çünkü sen o çok özgür diye düşündüğün yerde aslında hayati tehliken var. Tabii. Çünkü o serbestlik içerisinde eğer kendini kaybedersen, bu her bakımdan öyle. Yani şu ağzından çıkan laflarla, neyi yayına koyduğunla, işte siyasi olarak gösterdiğin tavırla, hatta herkesin sana gözünü dikmesiyle, ulen bu adam da acayip seyrediliyor. Bir, kıskançlık, kim bilir ne kadar para kazanıyordur. İki, kıskançlık ne kadar özgür. Üç, ben bunun görüşlerini beğenmiyorum, bu bana ters o falan gibi herhangi bir Allah vermesin, bir meczubun elinde kalabilirsin. Dolayısıyla bu çok zor bir şey yaptığın şey. Çok zor. Bir de şöyle bir durum var. Bizde radyo televizyon üst kurulu yok tamam ama bizdeki RTÜK direkt halk. Çünkü ya, sen orada söylediğin, kurduğun cümleyi sonrasında Twitter'da gündemde görebiliyorsun. Bu seni çok ters durumlara da düşürebiliyor. Evet. Bazen artı pozitif olarak da oraya taşıyorlar seni. Diyorlar ki adam ne dedi be falan. Yani şimdi YouTube'a biz girdiğimiz zaman bunun bir yeni medya olduğunu insanlara anlatmaya çalıştık. Kendimiz bu yüzden, ben mesela biliyorsunuz YouTube'a girenler kendi isimleriyle, soy isimleriyle kanal açarlar. Biz direkt olarak Babala TV diye bir kanalımız olsun ki altından her görüşte insan ya da her fikirde insan olsun, onlar konuşsun istedik. Benim hiç görüşlerine saygı duymadığım ya da katılmadığım insanlar dahi gelip benim kanalımda program yapmışlardır. Benim kanalımda bana sövmüşlerdir. Şimdi sen öyle başka bir çatı altındayken kendi Babala TV'nle sen oldun. Tabii tabii. Bir stüdyon var, o stüdyoda çekiyorsun ve senin, sen bir, artık buna televizyon demek istemiyorum. Sen bir mecrasın. Evet. Yani sen kendin bir bir mecrasın. Çünkü o mecrayı, içine girdiğin mecrayı kendine göre değiştirdin. Yani dedin ki evet ben YouTuber falan değilim dedim. Ben bir yayın eviyim, yapım eviyim, yayın alanıyım. Çünkü senin çatının altında programlar var. Evet. 15 program mı var? Şu anda 15 galiba. Ara ara bazısı televizyonlardaki gibi yayından kalkıyor, bazısı tekrar yenileniyor. Geliyor, 15 programın var, programcıların var. Evet. Ve bunlar Babala TV'nin altında, Babala TV'nin işte etik anlayışı, yönetim anlayışı vesaire vesaire. Yani bir televizyon kanalı nasıl oluyorsa aynen öyle. O ama sistemde işte özgürlük dedikleri kısmı orada devreye geliyor. O televizyonun üst kurulu benim. Düşünsenize yani. O yüzden kendimiz de çok patlıyoruz. Patronsun. Patronculuk oynamak çok zevkli. Hani birisi geliyor diyor ki işte, yani ben gerçekten lahmacun yiyen yapımcı oldum bir ara. O havaya girdim yani. Ben de insanım sonuçta. Hani her şeyi öyle olgunlukla karşılayamayabiliyorsun. Geliyor birisi diyor ki, televizyondan da tanıdığımız çok sevdiğimiz bir insan geliyor, diyor ki benim diyor böyle formatım var. Anlatıyor. Bana anlatıyor. Evet. Ben kimim? Kanal patronu tamam. Evet. Medya patronu. Tamam, medya patronu. Direkt şöyle dinliyorum falan. Canım bu ara bu tutmaz. Olmuyor falan. Bunları yapmaya başladım. Bu genç yaşta. Çok ayıp. Hiç yapılır böyle şey, yaptım. Yani insanın bazı şeyleri tecrübe ede ede öğrenmesi kötü. Yani keşke Okan abim bizim programımıza daha önce gelseydi de bana deseydi ki, evlat o soba sıcak, elleme.
Ama biz sürekli elledik, cız, ay bunu yapamazmışız, cız bunu yapamazmışız. Özgürlük dediler. Evet, özgürlük bugün belki Adile Naşit'in peştemaline bile mesela yasak gelebiliyor televizyonda. Evet. Tamam, YouTube'da gelmez. Ama özgürlük de bu değildir. Hı. Önce özgürlüğün tanımını bence anlatmak lazım doğru. insanlara. Yahu özgürlük bu değildir ki. Hı. Biz de YouTube'da birazcık bunu anlatmaya çalışıyoruz ki kendimizi anlatırken insanları faydalandırıyoruz galiba. Devam edelim görüntülere. Neyse, tamam sen devam et. Sert. Peki, babacığınla, tabii baban sert bir adam. Evet. Sert bir adam. Onun otoritesi altında, bilmiyorum tabii ki özel hayatında sana karşı yumuşak mıydı yoksa aynı? Bu aralar yumuşuyor, yavaş öyle yavaş. Öyle mi? Yavaş yavaş. Çünkü güçlü bir baba, çok evet. belli böyle oldu. Evet. Güçlü bir erkek, güçlü bir baba. Stüdyo amirim, konu koordinatörüm hapşırdı, bir sorun İyi yok yani. Efendim. Evet, yani çoğunlukla deprem olmuş gibi geliyor. Tuttuğu zaman daha fena patlıyor aslında. Tutmasa, serbest bıraksa daha rahat olacak. Şimdi bu tabii ki bir yana birçok şey var. Yani bir kere müzik albümü var. Aynı zamanda bir film çıktı 18 Ocak'ta. Borçarş ne yaptı film sonunda merak ediyorum. Ya kaç kişi yaptı diye sormuyorum. Nasıl bir etkisi oldu anlamında soruyorum. Enteresan bir etkisi oldu. Ben tabii senaryosunda yokum. Yönetmenliğini de Efe Hızır yaptı sağ olsun. Hı, hı. Film şöyle bir durum oldu. Hani popüler kültür çok iyi izleniyoruz. Hani çok iyi izleniyorsak film de izlenir diye yapıldı. Evet, evet. Ki sonrasında kendi yapacağımız projelere en azından maddi bir kaynak aktaralım gibisinden bir düşünceyle yola çıkıldı. Yola çıkıldı. Güzel film. İdare eder. Daha televizyona düşmedi değil mi o? Evet. Düşmediyse peki, iyi konuşabilirim hakkında şu anda. İzlememişler. Hayır, şunu da söylemek istiyorum. Bir kere film tabii ki biliyorum ben de Efe Hızır'dan biliyorum. Benim de yönetmenimdi uzun yıllar boyunca. Bir kere çok çok düzgün, harikulade bir genç adam. Bir şekilde de Efe ile tabii ki yani Efe'nin büyüyüşüne şahit olduğum için yani adamın boyunun uzadığını bile biliyorum. Yani bırak adamın yaşlanmasını, kilo almasını falan filan. Yani neredeyse o kadar mini minnacık bir çocuktu ki hakikaten beraber başladığımızda ve gurur duyuyorum Efe ile de. Ben ama de şimdi sinemadaki büyüyüşünü görmek istiyorum abi. Oo, yani bu güzel. Borçarş'la başladı. Evet, sonrasında yapacağı filmleri güzel. Büyümesini en azından. Ne güzel, ne güzel, izleyeceğim. Ne güzel. Peki, bu bir de rekorlar var. Mesela bunu bir röportajına söylüyorsun. Bir günde 1.4 milyon izlenerek YouTube rekorunu kırdık diyorsun. Aslında YouTube rekorunu kırmadık orada. Hmm. Yani bir saat, 1,5 saatlik bir videoyu 1.4 milyon izleterek 24 saatte bir evet, rekor kırdık. Evet tabii ki. Evet. Çünkü bir günde yani 10 milyon izlenen de var artık videolar. 20 evet, milyon izlenen de evet, var. Evet. Bizim oradaki duruşumuz şuydu. Bizi sürekli trend, YouTube trendlerinde bir numaraya taşıdı bu süreler. Hı hı. İnsanlar da dediler ki ne kadar başarılısınız. Aslında buradaki konu YouTube'un da birazcık televizyondan yani abi sizden hı. izleyici çalma potansiyelini değerlendirmesi. Evet, evet. Yani süre ne kadar uzarsa, hı. mesela normal YouTube abonesisin 5 senedir. Girip bir video izlediğin zaman onun trendine etkin olmuyordu. Hı. Ama hiç YouTube'da alakan yokken sen dışarıdan gelip YouTube'a katılıp bir video izliyorsan o algoritma onu algılıyordu ve seni hmm. trende sokuyordu. Yani hmm. biz hmm. televizyon izleyicisini aslında çekmiş olduk hmm. evet. YouTube'a. O evet. yüzden YouTube bizi ön plana çıkarttı. Ve bu yüzden de bir saatin üzerinde asla YouTube'a video koyulmaz denilirken şimdi insanlar süreleri zorlamaya başladı bu yüzden. Bir saat 45 dakika koydu. Tabii. Benim de içinde bulunduğum aynen, bir aynen. Talk show üçlemesi gibi evet. Pinch'i. Kimle ben varım? Suzan kardeş var. Erdem Yener var. Erdem Yener evet. var evet. Büyük, var. Büyük bir değişiklik aslında bu. Yani hakikaten çünkü herkesin korkusu o parmakla böyle bunu buradan şey yapacak. Böyle sürükleyecek, çektirecek bir şey yapacak falan. Senin fanatiklerin demiş ki biz direkt Okan Bey'e sürükledik demişler. Ya, trend 3'te kaldık o ya. Kadar zayıf yapmasanız peki. öyle. O kadar bir de biraz önce ben gelirken buraya ne kadar güzel şeyler söyledin abi. Tatlı yani ben aslında orada boy şeyi yapmak istemedim. Sen söyledikçe ben ezildim yani. O kadar güzel şeyler söyledin ki. Ama mesela dedin ki ünlü konuklar geliyor, onlar geliyor. Şimdi nasıl gelecekler? Ya. Yani sen yoktun ortalıkta. Ben ne güzel. Ama bir şey söyleyeyim. Biraz önce oradan. Özür dilerim. Biraz önce söylediğin çok önemli. Hakikaten yani düşün ki böyle bir uluslararası, bir evrensel bir medya senin oradaki varlığını algılıyor. Yani yaptığın şey aslında revolüsyoner bir şey yapıyorsun. Yani orada
hakikaten televizyon oraya çekti. Şimdi bizim kanalın kurulmasıyla beraber ben bana gelen işte biraz da hoşuma gidecek şeyler yazan insanların sözlerini söyleyeyim. Nerede o uzaktan kumanda? Nereden bulacağız şimdi? Televizyonu salondan kaldırmıştık. Bana çok, bu arada sana iletmem için mesaj geldi abi. Birçok esnaf, özellikle Karaköy esnafı dediler ki televizyon satışlarımız arttı. Şaka yapıyorsun. Çok ciddi söylüyorum. Bir Dünya Kupası'nda bu kadar artmış. Bir de senin bizim programda, ama bizim programda çok izlendiği için tabii. Falan kendimi de arada şey yapayım. Hakikaten öyle ya. İnsanlar dedi ki tekrar yani videonun altında belki bakma fırsatı bulmuşsundur yorumlara. Yani hiç Oğuzhan Uğur yok. Oğuzhan Uğur çok güzel program. Oğuzhan Uğur şöyle program yok. Okan Bey, Okan Bey çok özlemişiz. İşte tekrar başla. 100 dakika konuşsa dinlerim, 1000 dakika konuşsa dinlerim. Buyurun sabaha kadar konuşacak yani. Peki bir şey söylemek istiyorum. Bu bana katılıyor musun? Senin programda da söylediğim şey. Katılıyorum abi. Yani Okan Bayülgen bir şey diyecek, katılmayacağım yani, buraya. Şeyin hani dijital mecrayla konvansiyonel mecranın aslında bir süre hibrit bir medyayı beraber götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü biri olmazsa diğerinin artık olamayacağını düşünüyorum. Ya zaten olamaz. Bu bir geçiş dönemi. Her şey tamamen dijitalleşinceye kadar. Ha o mecra YouTube mu olur yoksa daha da büyük, daha da kapsamlı başka bir platform mu olur bilmiyorum ama sen teknoloji nereye doğru giderse oraya dönüşeceksin çok belli. Ama burada hala aile evlerinde bir mobilya olarak duran monitörün yani televizyonun tırnak içerisinde ki artık biz televizyon demiyoruz. Televizyon kelimesini kullanmıyoruz. Artık televizyon kelimesini kullanmak demode bir şey. Ama yine de bu ikisi beraber yan yana yürüyecekler. Beraber yürürken birbirleriyle paslaşmak değil, birbirlerine belki rakip olacaklar. Ancak iki mecradaki insanlar aralarında paslaşabilirler. Birbirlerine yanıt verebilirler vesaire yapabilirler. Ama bugün hala tabii çok siyasal bir mecra olan Twitter'da trending topic'i bahis siteleri dışında televizyonda görünen şeylerin oluşturduğunu görüyorum. Yani kimse televizyon seyretmiyor ama herkes televizyona küfrediyor. Yani küfredilecek bir şey varsa şu anda gerçekten küfredilecek bir şey varsa o çoğunlukla televizyonda oluyor. Bir de Kerimcan Durmaz. Evet. Bir de uçakta geçiyor ya da televizyonda oluyor. İnsanlar televizyonda gördükleri şeye karşılar. Ve televizyon artık o kadar antipatik bir hale geldi ki. Yani hani orada ne olsa kötü oluyor. Orada ne olsa kötü, ne olsa yalaka, ne olsa iğrenç, ne olsa kötü filan. Belki biraz bu konvansiyonel mecra ölüp gitmeden önce belki bunu bir hani daha sağlıklı bir ölüm, itibarlı bir ölüm, cenazesine çok kişinin katıldığı, keşke biraz daha yaşasaydı denilecek bir mecra olabilir. Ama şu anda öyle hızla yani etik olarak da öyle hızla dibe gidiyor ki. Yani aslında paslaşma vardı ya abi, şimdi televizyonlarda yeni satın alınan televizyonlarda kumandanın tuşuyla internete direkt geçiş yapabiliyorsun. Yani televizyon aynen kendi yayınını yapıyor aynen ama sen bir tuşla Netflix internet tuşu var zaten. Tabii o tuşlar var. YouTube tuşu var. Ama daha önce televizyonla internetin bu arada programımızın ne kadar izlendiğini de anlatmak için söylüyorum. Okan abinin geldiği bölümden sonra Google'a girdik ve Türkiye'de ilk üç aratılan kelime arasına girdi abi, konvansiyonel. Hadi canım. O kadar çok konvansiyonel kadar demişsin tatlı ki orada. Çocuklar da izlerken böyle vaa çok haklı konuşuyor adam da o ne demek acaba? Bakmışlar yani Google'a. Bayağı aratma listelerinde sıraya girmiş. Yani paslaşma şu şekilde oluyordu abi. Sen televizyondaki bir olayı alıp YouTube'a koyuyordun ve diyordun ki işte burada böyle oluyor. Yani bu medya arkası dediği şeyin bayağı bütün üzerine YouTube Türkiye platform kurdu. Bu yapılıyor. Şimdi televizyondakini, Türk televizyonlarındakini yapamıyorlar çocuklar ama Çin'den bir komik bir görüntü izleyip bravo onu yorumlamaya çalışıyorlar. Bravo. Ve bu senin çok çok öncesinde yani o çubukla monitöre vurarak yaptığın şeyin daha böyle basit anlamlısı. Ve ben bu yüzden mesela medya arkasını gördüm aşağıda az önce. Bu arada aşağısı Şampiyonlar Ligi gibi. Bütün ünlüler burada gerçekten. Biz bir konuk için 6 saat telefonda konuşuyoruz. Hep aşağıda bayağı dizildiler. Fotoğraf çektirmekten şey yapamadım. Neyse. Şunu söyleyeceğim. Bu, yani onu görür görmez dedim ki işte medya arkası işte temel bu. Temele geri döndü. Kral geri döndü dedik aşağıda yani. Çok tatlısın. Çok onu, teşekkür ederim. Tatlı, onun için söylemedim. Gerçekten el ele bu bitireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Bir de aslında senin çok iyi araştırdığın bir konu, ben de radyo programımızda, Show Radyo'da bana söylemiştim bunu, konuşmuştuk üzerine. Bu çok önemli bir şey. Bütün müzisyenler, yani nasılsın abi? Evet, klibimi izledin mi? Hangi klip? Olur mu yahu? 120 milyon tıklandı diyor.
Ve işte seninle de paylaştığımız bir şey. Yani bir araştırma yapıldığında işte 60 milyon Endonezya'da izlenmiş, 40 milyon Çin'de izlenmiş falan. E birader senin lafın galiba o değil mi? Yani hayır, gidip Endonezya'ya konser versene o zaman. O senin lafın abi. O senin lafın. Beni burada şey yapmayalım. Yani, o senin yani eğer Endonezya'da 60 milyon izleniyorsa niye Endonezya'da konser vermiyorsun? Bu paranın niye peşini bıraktın birader? Sen bu konuda bir araştırma yaptın ta Amerikalarda. Ve hakikaten rica ediyorum, istiyorsan sen orada, ben burada, şu nasıl oluyor da Amerika gibi müziğini ihraç eden, bütün dünyaya ihraç eden adamların, şarkıcıların videoları, adamlar evde böyle oturup aha 5000 daha izlendi falan derken nasıl bizde bir şarkıcının şarkısı 3 günde 120 milyon izleniyor? Niçin ben bir gün Fransız televizyonda, haberlerde çok güzel bir şarkı yaptı, 5000 kişi izlemiş YouTube'da diye bir şey duydum. Evet. Yani Fransızlar mı gerizekalı, Amerikalılar mı gerizekalı, Türkler mi çok zeki bu YouTube konusunda? Ha, bu konuda Türkler tabii zeki de bu YouTube meselesi. Şunun balonunu ne zaman patlatacaksın bunların? Aslında şimdi o kadar milyon takipçiye sahip ve o kadar milyon kendini izleten insanların düşmanı olmak istemem. Yalnız ben de şimdi ne olur ne olmaz. Malum sosyal medyada herkes her anı her an yer değiştirebiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben San Francisco ile bayağı iletişime geçtim. YouTube'un merkezi İngiltere'de de var, Londra'da da var. Şöyle bir durum var. Dediler ki YouTube Türkiye'de o kadar gelişti ki, o kadar çok kişiye biz para gönderiyoruz ki Amerika'da bu kadar yok dediler. Amerika'da 200 bin takipçili birini gördüğü zaman sokaktaki insan diyor ki wow, ünlü. Of. Burada 200 bin mi ne? Nasıl yani? Daha çok yol alman lazım falan diyorlar. Şimdi bunun sebebi şu. Yeni medyacılık bir aşktı. İşte insanlara yayın yapalım, beni tanısınlar durumu da bir aşktır da. Onu geçmiş konu şuna dönmüş. Çünkü neden bütün kafalar YouTube'a döndü biliyor musun Okan abi son dönemlerde? Biz çok izleniyoruz diye değil. Bu çocuklar ne kazanıyor acaba diye izlenmeye başladı. Evet. Bak bu böyle bir evde oturuyormuş. Arabasını gördünüz mü? İnternetten mi yaptı bu parayı falan gibi. Şimdi yani ana fikir paraya döndüğü anda insanlar kafayı YouTube'a çevirdi. Yoksa ben çok fazla insan görüyorum işte ben doktorum ve alanımdaki konuları YouTube'da anlatmak isterim. Ama konu o değil artık. Değil. Konu şu, ne kadar izleniyorsun, kaç para alıyorsun? Şimdi Amerika'dakiler diyor ki, ya sizin kadar aktif kullanan yok. Yok yani Amerika'da bile yok, Avrupa'da yok. O yüzden belki bugün YouTube'da çok sevilen bir şarkı tekrar tekrar dinleniyor hale gelebilir. Televizyon işte sen olmadığın dönemde çok bocaladı. İnsanlar o yüzden kafasını televizyondan internete çevirmiş ve ona abone olmuş da olabilir. Yani izlenmeler çok abartılı evet. Ama günde 5 milyon gidebilir. Yani bunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kafayı oraya çevirdi Türkiye'deki insanlar. Bunun bir tarafı ben de bir gün böyle olup bu kadar çok para kazanırımdı. İkincisi de bunlar bu kadar para kazanmış. Onlar ne yapıyor acaba? Ben onu yapmayayım duygusu. Burada bir numara var mı? Onu soruyorum. Yani kesinlikle var diyemem. Ama kesinlikle yok da diyemem. Niye biraz konuşmaya başladın ya? Abi şimdi televizyon olunca dediler ya, dikkat et. Bir şeyler oldu ama tam bilmiyoruz gibi konuşuyorsun. Şey yaparız yani. YouTube'da yani 50 bir şeyler oluyor 50 ama milyonu tam gerçektir ama birazcık ateşleme var. Ama tabii. Bir şey var. Ateşlemeler vardır. Kesin bir şey oldu. Ya hiçbir şey olmadıysa bile kesin bir şey var değil kesin mi YouTube'da? Kesin bir şey yani ama ya hiçbir şey olmuyorsa için, bile kesin bir kesin şey var. Bir şey. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer konuklarım var. Onları da ağırlayacağım. Bu sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceğiz. Harikuladesin. Estağfurullah. Birbirimize zırt pırt gelip gitsek ya. Müthiş özlüyorum olur. Seni. Süper olur. Harikuladesin. Çok teşekkür müthişsin. Ederim. Müthişsin.